gelen bir tweet. Fırat Bilgiç, Galatasaray ilk yarı lider bitiremezse Tudor'un Galatasaray'ı şampiyon yapma olasılığı nedir? Çok teşekkür ediyorum. Bu psikolojik bir baskı oluşturur mu? Bitiremezse. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Galatasaray konusunda çok eleştiriler oluyor. Eleştirecek tarafları da var. Doğrudur. Tudor'u ben de eleştiriyorum zaman zaman. Ama bu Galatasaray'ın A planının şampiyonluğa en yakın plan olduğu gerçeğini değiştirmiyor benim gözümde. Yani Galatasaray özellikle bu 3-4 tane daha dengi takımlar dışında kalan maçları koyduğumuzda rakiplerine net bir şekilde bir adım da değil, yani birkaç adım önünde gözüküyor. Bu da sonuna kadar şampiyonu zorlayacağını gösteriyor. Yani şampiyon olur olamaz. Bunu bilemeyiz ama Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı dışında görmek çok kolay değil. Ben sonuna kadar da zorlayacağını düşünüyorum. Devre arası transfer dönemi de geçecek Galatasaray. Yani ben o kadar da düşük bir olasılık olduğunu düşünmüyorum. Yani çok karamsar bir tablo çizmenin abartılı olduğunu düşünüyorum. Yani peki, bu biraz Özter Şunus mirası. Özter Şunus dönemi, bu adamın kellesini istedi medya. Bak, açık söyleyeyim sana, bu adamın kellesini istedi medya. Alamadı ve kısa sürede alacağını düşündü birkaç maçta. Medyanın bir kısmı değil. Olmadı. Medya derken kastettiğim belli. Sen de medya mensubusun. İstedin mi? Sen de medya mensubusun. Sen de istemedin, ben de istemedim. O ayrı bir şey. Ben genel kanı olarak söylüyorum. Birçoğu 5 yorumcudan 3'ü istedi yani. Evet. Yani Tudor'un destek gördüğünü herhalde iddia edemeyiz bu medya. Ya da Tudor özelinde dedi. Yani Galatasaray'ın kötü bir sezon geçireceği öngörüsü üstüne kuruldu yorumlar. İyi sezon geçirince şimdi ilk fırsatta eğer kötü geçtiği an, peki, o eleştiriler hortluyor. Doğaldır yani. Yorum İnsan durumu karışık. Yorum durumu karışık. Karışık bir şey yani, toparlanamadı kimse yani. İşte bak, git gel yaşıyor. Bak, kolay kolay ağır net söylediği bir şeyden kolay vazgeçmez. Evet. Doğrudur. Hepimizde vardır böyle şeyler. Ben mümkün olduğu kadar yanıldığım şeyleri söylemeye çalışırım ama her insan böyle değil. O yüzden Galatasaray'ın en çok eleştirme sebebi bu. Bak, samimiyetle de bunu söylüyorum. Galatasaray sezon başında medyanın beklediği gibi gitmediği için şu an bu kadar çok eleştiriliyor. Ben görüşlerim. Emrah Aybey, Uğur Bey, bir sorun var. Galatasaray'ın yeni yapılacak tesisler hakkında bir bilgi verebilir mi? Burada en temel kriter Galatasaray'ın yeni stadyumuna mümkün olduğu kadar yakın olması. Çünkü Florya gerçekten artık İstanbul şartlarına çok lüks kaçacak bir noktaya geldi. Yani çok lüks bir samitte. Ve aynı zamanda yetersiz. Aynen öyle. Tesis manasında yetersiz noktada. Şu bakım, şöyle söyleyeyim. Florya tesislerine gitmiş olanlar bilirler. Bir tane Nizami şeyin çalıştığı saha vardır. A takımın çalıştığı bir saha vardır. Bir de 3-4 tane altyapı takımlarının çalıştığı üst bölgedeki sahalar vardır. Bunlardan sadece bir tanesi Nizami. Yani bir koskoca Galatasaray altyapısı bir tane Nizami sahayla futbolcu yetiştirmeye çalışıyor. Bunun mümkün olmadığı aşikar. Bu bir. İkincisi, tesislerin futbolcu ağırlama kapasitesi de çok düşük. Yani benim bildiğim kadarıyla dışarıdan futbolcu alımı çok kısıtlı Galatasaray'a. Yani bir akademin varsa ve ülke çapında bir akademi idare ediyorsa, normalde mesela Barcelona Akademisi'nde yani binlerce çocuk var belki ama en temel böyle net diyebileceğimiz kadro 150'ye 200'e yakın oyuncu tesislerde kalır. La Masia dediğimiz şey odur. Tabii. Galatasaray'da böyle bir imkan yok şu an için. Kemerburgaz tesisleri en temel olarak buna yarayacak. Hem A futbol takımının hem de diğer alt yaş takımlarının bir arada ve geniş imkanlarla tesisleşmesini sağlayacak. Kaldı ki Florya dediğim gibi değerli bir yer. Galatasaray'da mutlaka bir gelir getirecektir oradan çıkmak. Bunu düzgün bir şekilde projelendirirse Galatasaray bence gayet makul, mantıklı. Galatasaray'ın yeni stadına taşınırken de o bölgenin değerleneceği biliniyordu. Şu anda o yoldan geçenler fark ediyordur. Kuleleri değişimi. Görüyoruz. Evet. Sadece kuleler de değil yani. O çevresi çok farklı bir hale geldi. Ben Kağıthane'de oturduğum için biliyorum yani. O yolu sık sık kullanıyorum. 5 sene önceki haliyle, 10 sene önceki haliyle hiç alakası bir de yok tabii. Yani. Evet. Bu bakımdan Kemerburgaz tesisleri de değerlenecek bir yerde bence. Ve Galatasaray'ın yeni stadına yakın. Yol olarak da, mesafe olarak da yakın. Bence her türlü kolaylık sağlayacak. Doğru bir proje. Güzel bir ama proje. Evet. Dediğim gibi, peki, bunu yapayım derken Florya'yı da doğru anda elden çıkıyor. Doğru şekilde değerlendirmek lazım. Ve bunu da Galatasaray Kongresi, Galatasaray Kulüpleri bir zahmet denetleyecek. Onu da biz denetlemeyeceğiz yani gazeteci olarak. Peki, kulüplerin... Ankara Gücü bir tweet paylaşmış. Onu da ekrana getirelim. 2015-2016 sezonunda Manisa deplasmanında Manisa Spor kendi taraftarına 2 TL'ye, Ankara Gücü taraftarına
50 TL'ye bilet satmış. Ankara Gücü de buna karşılık olarak Manisa Spor maçında Manisa Spor taraftarlarına da 1 TL'den bilet satacağını açıklamış. Ya işte. Çok klas bir hareket. Şimdi ben de onu söyleyecektim. Diyecektim ki yani 50 TL'ye 100 TL'ye satmasınlar, 1 TL'ye satsınlar. En azından hani bu kötülüğün karşılığında bak biz iyilik yapıyoruz desinler diyecektim ki yapmışlar yani. Öyle olmuş, güzel olmuş değil mi? 50 TL nedir? Çok. Ya o lig için gerçekten çok büyük evet. bir rakam. Yani ben bu ya bu federasyonun en temel görevlerinin başında bunlar geliyor aslında. Bunu dengelemek, ya bu çok zor bir şey olamaz ya. Kombine parasından fazlaya bilet satılmaz. Kombine sezonun kombine biletinin o tribünün ya çok basit bir talimatname. 500 liraya kombine satıyorsan o tribüne 250 liraya maç bileti satamazsın. Evet. %20'sini aşamaz dersin olur biter yani. Ya bu çok zor bir şey değil. Adam 30 liraya kombine satıyor, Galatasaray maçı geliyor, Fenerbahçe maçı 150 lira diyor. Böyle bir şey olur mu ya? Ayıp denen bir şey var. Evet. Ya sonuçta bunlar da Türk insanı yani. Adamın sonuçta şey mi, Galatasaray taraftarına asgari ücret 7500 lira da hani başka taraftara 500 lira mı? Ne farkı var ya? Bu da insan, bu da insan. Evet. Peki, bence Uğur Karakullukçu'nun isyanı, haklı isyanı. Bak, gerçekten evet. taraftarın en büyük dertlerinden bir tanesi. Sonra tribünler boş kalıyor diye. Ya insanlar çemkiriyor. Gerçekten çok garip. 800 liraya bilet satılıyor ya Mustafa. 800 liraya deplasman bileti satılıyor Süper Lig'de. Hiç kimse de senelerdir de konuşuyoruz. Kimsenin de bir adım attığı yok. Federasyonun temel görevi bak. Her sene neleri konuşuyoruz baştan aşağı? Zemin. Bilet fiyatları. Zemini ben mi denetleyeceğim yani? Sen mi denetleyeceksin? Zemini federasyon denetleyecek çünkü senin markanın bir numaralı unsuru o. Biz satıyorsun değil mi yayın? Evet. 500 milyon dolar almayı biliyorsun. Orada... O şartları yayıncı kuruluşa, biz de bir yayıncı kuruluşuz. O şartları sağlamak durumunda federasyon. Altyapılar diyoruz. Altyapıları ben mi denetleyeceğim? Allah'ını seversen çoğu sahada anlatım pozisyonu bile yapılmamış. Basın tribünün arasına masa koyup anlatım pozisyonu haline getiriliyor. Yani ya, Almanya'dan ve Belçika'dan bahsediliyor. Bir tane altyapıya gitmişler mi? Denetlemişler mi? Rapor almışlar mı? Raporlar üzerine bir adım atmışlar mı? Yani sen ne altyapıya bak, ne süper zemine bak. Ne bilet fiyatlarına bak. Sen o zaman kulüp yönetiyorsunuz. Çok enteresan yani. Bir şey söyleyeyim. Tamam. Otobiyografi de olur. İyi geceler demiş. Otobiyografi... Ya ben kaptan mesela ben Marcel Dözel'in o kitabını mutlaka okumaları gerektiğini düşünürüm. Bilmiyorum Uğur da bir kaptan. Kitap söyler. Kaptan zaten Kürt kitaplardan biridir. Evet, doğrudur. Yani, evet. Okudum. Uğur sen de bir yerden. Şimdi İtaki yayınlarında bu sıra çok iyi bir seri çıktı. Bunların en önemlilerinden bir tanesi Jonathan Wilson'ın Futbol Taktikleri Tarihi kitabı. Belki futbol kitapları tarihimizde. Ferguson da bir otobiyografi yazdı. Birinci baskısı bu kadar kısa sürede tükenen bir kitap yok. O yüzden o kitabı tavsiye ederim. Kaldı ki çok değerli bir yazardır. Bu sıra seri şekilde kitap çevirileri çıkmaya başladı. Aynı şekilde böyle bu tarz otobiyografi, Ferguson'un otobiyografisi var. Pep Guardiola'nın kendi otobiyografisi olmamasına rağmen kitabı var. Yani artık çeşit biraz daha fazla bulunuyor. Yani biraz evet. mutlaka göz atsınlar. Kitap sitelerine gidip çeşitli zaten kitap satan yerler var. İmkan buldukları kadar alabilirler. Çok teşekkür ederim.